Merhabalar hanımlar, Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tunus işinden güzel bir örgünün yapılışını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Videolarıma yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Şimdiden her birinize çok çok teşekkür ediyorum. İplerimizi söyleyelim hemen. Alize'nin Burcum batik ipini kullanacağım. Batik ipi tercih ettim bugün. Beyazı da yine Alize'nin Baby Paste olan bebek yününü kullanacağım. Şöyle Tunus tığ numaramda 3,5 arkadaşlar. Şöyle 3,5 numara bir tığ kullanacağım. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlayacağız. Hemen bir ilmek oluşturdum, kilitledim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada modeli anlatacağım için kısa bir zincir çektim arkadaşlar. Siz öreceğiniz örgüye göre sayısını artırabilirsiniz. Hemen zincirlerin üzerinden ilmek çıkaracağız. Yine sayımız 23 olacak. İlk zincire batıp ilmeğimi çıkardım ve tığımın üzerinde bıraktım. Sıradaki zincire batıp ilmeğimi tığımın üzerinde bıraktım. Sırasıyla sıra sonuna kadar ilmeklerimizi çıkaracağız. 23 tane olacak arkadaşlar. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz, yirmi, yirmi iki, yirmi üç. 23 tane ilmeğimizi oluşturduk. Baştakini tek kapatıyorum. Bir tane ilmek ile kapattım. Şimdi burada iki tane kapatacağız. Tığımın üzerindeki bu ilmeğimiz ve bir de arkadan alttan alarak iki tane olarak kapatacağız. Şöyle geri geliyoruz. Başa kadar kapatacağız. Son iki ilmeği kapatmadan beyaz rengime geçiyorum. Beyaz ipimi aldım. Parmağıma sarıyorum. Ve şöyle son ikiyi birlikte beyazla kapatıp çıkıyorum. Arkadaki ilmekle birlikte sıkıştırdım. Şöyle diğer ipimi arka tarafa. İçeride yürüteceğim. Şimdi burada 5 tane düz örgü öreceğiz, düz çıkaracağız arkadaşlar. 4 ve 5. 5 tane ilmeğimizi çıkardık düz olarak. Şimdi burada hemen önümüzdeki ilmeğin sağından ve solundan 2 tane ilmek çıkaracağız. Şöyle boşluğu buradan görünüyor arkadaşlar. Boşluktan batıp arkaya kadar çıkıp bir tane ilmek çıkardım. Tekrar aradaki ilmeği atlıyorum ve diğer boşluğa batarak ikinci örgüye çıkardım. 2 ilmek çıkarmış oldum. 5 tane düz örgü, 2 tane arka tarafa geçerek çıkardım. Şimdi 5 tane daha düz ilmek çıkarıyorum. 3, 4 ve 5.
Bu sayıyı azaltıp artırabilirsiniz. Arasına 4 bırakabilirsiniz, 6 bırakabilirsiniz. Buradaki modelimiz bu ikili üzerine olacak. Tekrar 5 bıraktık. Boşluktan arkaya geçip bir ilmek çıkardım. İkinci ilmeğimi de arada bir tane boş bırakarak çıkardım. Hemen önündeki ilmekten yine aynı şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz. 3, 4, 5. Evet, 5 tane oldu. Hemen önünden 2 tane ilmek çıkardım. 1, 2, 3. Son kısma 4 tane kaldı ilmeğimiz arkadaşlar. 23 yapmıştık. Burayı çift olarak bırakabilirsiniz sayınızı. Baştaki ilmeği hesaplamadığım için sondan bir tane eksik geldi. Son kısmı 4 oldu. Tekrar geri geliyorum. İkişerli olarak kapatıyoruz. Şimdi burada iki tane arka taraftan aldığımız ilmekler var. Bunların ikisini birlikte kapatacağız. Tığımın üzerindeki ilmekle birlikte 3 tane. Bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar 5 tane düz olarak kapatıyoruz. Bunların yerleri belli oluyor zaten arkadaşlar. Bunların tığ üzerindeki ilmekle birlikte 3 tane olarak kapatıyoruz. Eğer ki bunları fark edemeyecek olursanız 5 tane sayabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi ikisini birlikte kapatıyorum. Daha sonra düz olarak. Son iki ilmeği kapatmadan diğer ipimi geçiriyorum ve kapatıyorum. Başta bir tane ilmeğimiz tığımızın üzerinde 2, 3, 4 ve 5. 5 tane çıkardık. Şimdi burada altta 2 tane ilmeğimiz var. Yine aynı şekilde sağından arka tarafa geçerek bir ilmek, solundan arka tarafa geçerek bir ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde devam edecek modelimiz. Aralarda 5 tane. Model kısmında da yine ikişerli olarak ilmek çıkarıp tek olarak kapatacağız. Modelimizin kurulumu bu şekilde olacak arkadaşlar. Mantığı bu şekilde ilerliyor. Öyle söyleyebilirim. Şöyle 2 tane çıkardım burada. Sırasıyla 5 tane örüyorum. Üç, dört. Daha detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız vardır diye. Şöyle bir tane daha örelim. Altta yeri belli zaten arkadaşlar. Arkaya geçip 2 tane ilmek çıkarıyorum. Sağından ve solundan. Sonda 4 tane kalmıştı ilmeğimiz. Dördünü de düz olarak örüyorum. Sondakini tek almıyorum. Arkadaki bir kat iple birlikte alıp ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen kapatalım. İlk baştakini tek, diğerlerini iki. Şimdi burada alttaki iki ilmeğimiz şöyle ikisini birlikte kapatıyoruz. Dört ve beş tane arada düz. Şimdi model kısmında hepsini birlikte kapatıyoruz. Yani iki ilmeği birlikte kapatıyoruz ve modelimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Son iki ilmeği beyaz ile kapattım. Beyaz rengime geçtim. Şöyle modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bir sıra daha göstereyim arkadaşlar.
Mantığı hep aynı. Giderken 2 tane ilmek çıkarıyoruz. Gelirken ikisini birlikte kapatıyoruz. Bu model kısımlarını, diğerleri düz örgü zaten. İlk baştan ilmek çıkarmaya başlıyorum. 3, 4 ve 5. Artık yerlerimiz daha belirgin. Hemen birini önden, birini sağından, birini solundan çıkardım ilmeğimi ve düz örgü devam ediyorum. Çok kolay bir örgü. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar bu modellerle güzel örgüler çıkarabilirler. Şöyle arkadan aldım. Solundan arkadan aldım. Tığımızın üzerinde de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu sırayı da göstereyim. Ben biraz daha büyük örgüde yaptım. Sizler için hazırladım. Hemen videomun sonunda sizinle o örgümü paylaşacağım. Nasıl göründüğünü daha net anlayabileceksiniz. Şöyle son ilmeği arkadaki katla birlikte alıyorum. Tek katına değil de iki katına almış oluyorum. 4 tane kapattım. 2 ilmeğim birlikte kapatıyorum. Diğerlerini ikişerli olarak. Hemen burada tek aldım, geri geldim. İkisini birlikte kapattım. Daha sonra tek tek kapatıyoruz. Şöyle beyaz da kapatayım. Ben diğer modelimi göstereyim arkadaşlar hemen. Evet, diğer modelim de bu şekilde oldu arkadaşlar. Süveter için, bebek yelekleri için çok güzel bir fikir. Böyle aralarına istediğiniz renkleri katabilirsiniz. Daha pembeli, daha böyle sarılı renklerle deneyebilirsiniz. Batik iplere böyle düz örgüler daha çok yakışıyor. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Şiş örgülerinden farkı yok tunus işinin. Gerçekten güzel yumuşacık da oldu. Modelimiz bu şekildeydi. Ben çok beğendim. Renk olarak çok yakıştırdım. Süveter olarak çok hoşuma gitti. Yani çocuklara yapılabilir diye düşünüyorum. Sizlerin de hoşuna gitmiştir umarım. Yapacak, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.